Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ecem, hastalığı nedeniyle sadece tekerlekli sandalyeyle hareket edebilmesine rağmen annesi sayesinde her gün okulun yolunu tutarak konsere ve kurslara gidebiliyor. Kızının hastalığı nedeniyle üye olduğu Edirne Engelli Gönüllüler Derneği Başkanlığı'nda üstlenen 44 yaşındaki Serpil Erkenciler, yaptığı çalışmalarla engellilere ve ailelerine destek veriyor. Hayattan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. İnsanların konuşmalarına odaklanıyoruz. Fedakarlık da değil bizim Ecem'deki diyalogumuz. Belki birbirimizi tamamlıyoruz. Ben zamanında yapamadığım eksiklerimi onun sayesinde evet bu benim için bir eksikmiş deyip tamamlıyorum. Ecem kitap okumayı çok seviyor. Ben de artık çok kitap okuyorum mesela. Ecem bir konseri veya bir semineri çok seviyor. Artık ben de çok seviyorum. Ecem mesela daha önceden belki böyle bakmıyordu dış dünyaya. Ama kendi akranlarıyla işte kendi engeline sahip olan kişilerle birlikte oldukça o da örnek alabiliyor, mücadele edebiliyor. Sonra beraber olmamız bizim çok hoşumuza gidiyor. Evet, yasal haklarımız önemli. Ama yasal haklarımızdan önce sosyal hayattaki haklarımız çok daha önemli. Sosyal hayatın içindeki haklarımızı kabul edersek, kendimizi sosyal hayata adapte edersek yasal haklarımız zaten arkasından gelir. Mesela artık engelli kelimesi yerine engellenen kelimesinin uygun olması çok gerekli. Çünkü evet engelli belki yürüyemiyor ama şartlar ona sunulduğu zaman her şeyi başarabiliyor. Yeni yapılan apartmanlarımız evet yönetmeliklerle rampası olması gerektiği, engelliye uygun olması gerektiği söyleniyor. Ama şöyle bir dışarıya çıktığınızda rampası olan apartman görüyor musunuz? Hayır, gördüğünüz zaman şaşırıyorsunuz. Kızını serebral palsi hastalığına rağmen hayata dolu dolu hazırladığını belirten Erkenciler, Ecem çok başarılı, hırslı ve istekli bir çocuk. Türk Dili ve Edebiyat bölümünde öğrenim görüyor. Arkadaşlarıyla arası çok iyi. Kızım da benim gibi elinden gelen mücadeleyi göstermeye çalışıyor diye konuştu. Kızı sayesinde Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği'ne katıldığını anlatan Erkenciler, herkesin birbirinden bir şey öğrenmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Ecem Erkenciler de annesinin okula, kütüphaneye, konsere, kursa ve alışverişe giderken kendisini yalnız bırakmadığını ve annesinin sayesinde üniversiteyi kazandığını söyledi. Parklara daha çok çıkıyoruz. Evet, seminerler oluyor falan. Arkadaş işte kursa gidiyorum falan, öyle geçiyor zamanım, hayatım. Benim gibi benzer hayat yaşayanlara ben gerçekten şekerlerini sevsinler. Yani ben güzelim, ben şöyleyim, ben böyleyim de şekerleri telkin etsinler yani. Şekerlerin asla böyle şeye kapılmazlar, aşağılık kompleksine kapılmasınlar. O çok yanlış bir davranış.